patlamacan. Sevgili hocamız, ustamız, üstadımız, sayın valimiz, sayın bakanım, gerçekten Eskişehir için değil Türkiye için öncü. Varlığı bize büyük değer katıyor. Biraz önce kendisine dedim ki sadece bir kelimeyle teşekkür edip sizin rekorunuzu kıracağım dedim ama galiba yapamayacağım. Öncelikle tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Birçok iş yapıyoruz, birçok proje yapıyoruz. Ama bu masal evi meselesi beni gerçekten çok mutlu ediyor ve kıvanç duyuyorum. Bu konuda öncülük etmekten, arkadaşlarla beraber yol almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Valimizin öncülüğünde Eskişehir'de böyle bir şeyin başlatıcı rolle ortaya çıkması çok çok önemli. Elbette il müdürümüz, değerli arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ama bir ilin valisinin bu işe sahip çıkmasının çok büyük bir önemi var. Masal meselesi aslında bizim büyük davalarımızdan birisi. Çünkü biz insanlara propaganda yoluyla kültürü aktaramayız, kültürü sevdiremeyiz. Biz sahici metotlarla bunu yapmalıyız ve masal tam da bunun sahici bir metodu. İmbik'ten süzülmüş gelmiş, 1000 yılın haddesinden geçmiş bir ufuk turu aslında masal ve çocukların hayallerinin hayallerini besleyebilecekleri bir ortam. İşte tam da bu yüzden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'yla da beraber onların da destekleriyle böyle bir projeyi başlattık bütün Türkiye'de. 30'u geçti. Ve inşallah bunun yüzlercesi olacak. Çünkü biz masalı bu ülkenin kılcal damarlarında, tarihinin kılcal damarlarında gelmiş olan sesleri, sözleri, renkleri, kokuları taşıyıcı öğesi olarak görüyoruz. Ve masallar vasıtasıyla rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Ok kökü üstünde biter derdi. Yani kendi kökümüzün üstünde yeşerebilmek için masallara ihtiyacımız var ve kültürümüzle alakalı olarak Anadolu kültürü ne demektir? Dede Korkut'um ne demiştir? Bütün bunları çok daha nefaset içerisinde, çok daha büyük bir zevk çıtası şeklinde hayata geçirmemiz lazımdı ki bunu yapıyoruz. 300 bine yakın öğretmenimizin böyle bir sertifika alması aslında çok büyük bir iş. Yani onlar bu sertifikayı alarak kendi çocuklarına bir nefes vermiş oluyorlar. Onlar bu sertifikayı alarak sınıflarında branşları ne olursa olsun derslerini masal tadında anlatmaya yol almış oluyorlar. Onlar branşları ne olursa olsun masallarla Türk kültürünün taşıyıcısı, tevarüsü noktasında hizmetçisi oluyorlar. Bütün bunlar bizim için gerçekten sevinç dolu gelişmeler. Çünkü biz 300 bin öğretmenimize yaklaşık olarak ulaştığımızda aslında hedefimiz şu: tüm anne babaların bu sertifikayı alması, tüm genç anne babaların çocuklarını Anadolu masallarıyla kulaklarına üflemesi ve
birlikteliği yeşertmeleri, birlikteliği ortaya çıkarmaları ve beraberliği bu toplumun tarihiyle, geleceğiyle, şimdisiyle birlikteliğini ortaya koymaları çok önemli. Yine rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Dudak bir deyince bir olur, yat deyince yad olur derdi. Yani bir deyince dudaklar birbirine değiyor, yat derseniz dudaklar birbirine değmiyor. Dolayısıyla bir dememiz lazım. Bir demeye ihtiyacımız var. Masal tam da bunun güzel bir vasıtası. Ve bu masal evlerinde tabii ki sadece masal anlatılmıyor. Birçok kültür faaliyeti yapılıyor. Burası bir yaşam sahnesi. Burası bir hayat sahnesi. Burası çocukların tam da hayat provasıyla buluştukları bir nokta. O yüzden de bir kültür ortamı olarak ele almakta yarar var. Masallar bunun sadece güzel bir çağrısı diye düşünüyorum. Bu tür işler yapılıyor, ortaya konuluyor. Bizler de gelip açılışını yapıyoruz. Ama emin olun, her saniyesi, her dakikası büyük meşakkatle geçmiş, büyük bir vazife şuuruyla geçmiş olan bir süreç söz konusu. Bu işleri inşa etmek kolay değil, bu projeleri yapmak kolay değil. Nokta nokta ilmek ilmek şu tasarımı yapmak kolay değil. Emeği geçen, nazarıyla burayı güzelleştiren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bizim borcumuz. Şükran duygularıyla doluyum. Çünkü Türkiye'ye bu masal evlerini armağan etmek ve geleceğe köprüler kuruyor olmak geçmiş vasıtasıyla sevindirici, mutluluk verici bir hadise. Tekrar tekrar tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesi masal dinlemeye davet ediyorum. Masal dinleyelim ki kalbimiz ferahlasın. Masal dinleyelim ki ruhumuz zevk bulsun, safa bulsun, neşe bulsun. Hepinize teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Aferin size. Aferin. 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 A